kendisini aday gösteren bir genel başkan bizim için bunların adaylığı meşru değil diyor. YSK'nın bunların adaylığını iptal etmesi lazım diyor. Şimdi Sayın İhsanoğlu susuyor. Halen cevap vermiş değil. Merak ediyorum ne diyecek? Kendisi katılıyor mu bu görüşe? Kendisi aynen kendi genel başkanı gibi mi düşünüyor? Katılmıyor mu buna? Bunları açıklaması lazım. Böyle susarak olmaz. Biz merak ediyoruz. Ne düşünüyor? Çünkü birileri bizi ancak köleliği layık görüyor. Bunlar diyor bizim kapıcımız olabilir. Temizlikçimiz olabilir. Mahallemizde bakkal olabilir. İtirazımız yok. Ama Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Bu kafa bu işte. Bunlara göre bizim yerimiz o. Şimdi adayların bu konudaki tavrını merak ediyoruz. Dinlemek istiyoruz kendilerini. Kendileri eğer bu konuda bir şey söylerlerse bizim de cevaplarımız olacak elbette ki. Ama şunu herkes aklının bir köşesine yazsın. Bir kez daha tekrarlıyorum ki onurumuz, haysiyetimiz yani temsil ettiğimiz bütün kesimlerin bize emanet ettiği o irade asla sizin karşınızda boynunu bükmez. Haddinizi bileceksiniz, haddinizi. Önce siz haddinizi bileceksiniz. Biz Türkiye toplumunun aydınlık geleceği için, halklarımızın özgürlüğü için canımızdan vazgeçeriz. Siz tırnağınızdan vazgeçmezsiniz. Sizin kıymetiniz, değeriniz bu kadardır işte.